İyi Parti'de pazar günü yapılan bu kurultayda ortaya çıkan tablo uzun bir süredir bence planlanıyordu. Tabii ki birinci kurultayda partide güçler ayrılığı fazlaydı. Herkes yeni gelmişti. Henüz kimse hakim değildi delegeye, delege yapısına. Bu kadar kitlesel de değildi İyi Parti. Emekleme aşamasındaydı. Ama ne yapıldı? İyi Parti merkez sağdan uzaklaştırılarak, siyasi anlamda söylüyorum, bulunduğu konum anlamında söylemiyorum. Siyasi bakış açısı açısından söylüyorum. Siyasi duruşu olarak söylüyorum. MHP 2 yapıldı. Yani şöyle, MHP'nin eski haline, ülkücü, milliyetçi ve merkez sağdan uzaklaşmış bir çizgiye bence getirildi. Bunu da özellikle Covid sürecinde iyi değerlendirdiler ve ne yaptılar? Delegeyi istedikleri gibi yönlendirerek, istedikleri gibi denetim altına alarak tüm partilerde olduğu gibi İyi Parti'de de bunu yaptılar. Bunun sakıncası ne? Bunun sakıncası şu. İyi Parti ortaya çıktığında, ki bunun kurucularından biri de Aytun Çıray'dı, o dönemki mücadelesine, o dönemki verdiği çabaya birinci dereceden şahidim. Hem Sözcü Gazetesi'nde yazdığı yazılar, oradaki röportajları. Aytun Çıray'ın da kafasında bu parti kurulurken merkez sağ bir parti olmak ve sağdaki boşluğu doldurmaktı. Ben mecliste sohbet ederken, o dönem belki Aytun abi hatırlamayabilir, meclis kulisinde kendisine de söyledim. Aytun abi dedim, sizin partiyi izliyorum. Ama dedim gitgide böyle vitrininiz bir MHP vitrini gibi olmaya başladı. Oysa ki Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir MHP değil ya da MHP'nin türevi bir parti değil. Merkez sağ bir partiydi. Ama belli ki Sayın Akşener de rotayı oraya kırıyor. Selahattin Demirtaş'a verdiği cevap da aslında ne kadar sert ve milliyetçi bir çizgi izleyeceğinin göstergesiydi. Evet, biraz ne yaptı? Pazar günü özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kendi seçmenini kırmamak, onları da toparlamak adına Kürtlere ve Zazalara vurgu yaptı ama ben bunun Meral Akşener'in Demirtaş'a verdiği kahvaltı cevabından hala farklı bir yerde durmadığını da gösterdiğini söylüyorum. Şunu söyleyeyim, kulisine geleyim. İyi Parti'de bugün 14 milletvekili Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu 14 milletvekilinin aslında sayısının 18 olacağı, ancak 4'ünün mazeret göstererek katılamadıkları bilgisini edindim. Bu 14 milletvekili internet üzerinden ne konuştu derseniz, 1. Pazar günü yapılan kurultayı ve kurultayda ortaya çıkan tabloyu, kongreyi, partinin hangi istikamete götürülmek istendiğini ve bundan sonra da ne yapılması gerektiğini konuştular. Peki Barış, o zaman biz şunu mu anlayacağız? Bir muhalif yapı mı bu? Yani şu anki kongreden çıkan tablodan memnuniyetsiz olanlar mı? Şimdi ben bugün bu toplantıya katılan birkaç İyi Partili milletvekiliyle konuştum. Söyledikleri şey şu. İsim vermeyeceksin herhalde. Ya isim vermeyeyim. Şimdi özel toplantı yapmışlar. Yani kendileri çıkar konuşurlar muhtemelen. Söyledikleri şey şu. Biz İyi Parti kurulurken böyle bir parti hayal etmedik. Bugün İyi Parti'nin özellikle pazar günü yapılan delegeye müdahale, delegeyi yönlendirme, delegeyi kontrol etme, delegeyi istediği gibi biçimlendirme. Arkadaşlar, altyazıyı düzeltin. 14 milletvekili toplandı İyi Parti'de. Delegenin bu denli yönlendirilmesine açık bir parti hayal etmedik. Partinin bundan sonraki çizgisinin merkez sağdan farklı bir çizgiye çekilmesinden dolayı kaygılarımız var. Bu kaygılarımızı da toplamda 18 ama toplantıya katılabilen 14 milletvekili olarak dile getirdik dediler. Aslında İyi Parti şu anda tam parti oluyor bence. Çünkü parti dediğin fikirlerin ifade edilmesidir. Parti dediğin fikirlerin, kötü anlamda söylemiyorum, çatışmasıdır. Çünkü fikirlerin çatışmasından doğru rotalar çıkar. Yoksa genel başkanın her dediğine evet efendim ne kadar haklısınız, aman efendim ne kadar büyük öngörüleriniz var, bunlara şahit olduk böyle, yani neyse de bunu dersen o zaman o parti olmaz. Orası emir talimatla yönetilen bir garip bir yapı olur.
Ben İyi Parti'nin bundan sonra bir çizgi arayışı içine gireceğini görüyorum. Bir iyi şey söyleyeyim İyi Parti ile ilgili. İyi Parti ile ilgili yapılan tüm kamuoyu araştırmaları İyi Parti'nin yurtsever tabanının %85'inin İyi Parti'nin isminin AKP ve MHP ile anılmasından bile rahatsız olduğu, böyle bir işbirliği olabilmesi halinde İyi Parti'yi kesinlikle terk edecekleri yönünde de bir anlayışın ortaya çıktığını gösteriyor. Yani İyi Parti'nin tabanının %85'i diyor ki benim adım, benim partimin adı AKP ve MHP ile bir yerde anılırsa, bir ortaklık, bir koalisyon, bir ittifak, ben burada yokum arkadaş diyor. Bence Sayın Akşener de bu anket sonucundan ve milletvekillerinin bugün yaptığı toplantıdan gereken sonuçları çıkaracaktır. Peki. Barış Dostlar, Barış arkadaş diyor ki ikinci bir MHP inşa ediliyor diyor. Kuruluşunda belki öyle değildi ama diyor. Şimdi bu kongreyle artık ikinci MHP 2 oldu diyor. Katılıyor musun? Önemli ölçüde katılıyorum. Şöyle ki İyi Parti'nin kurulduğu döneme biraz uzanalım. Toplumsal kutuplaşma vardı. Henüz bu kadar keskin bir şekilde ittifaklar ayrışmamış, olgunlaşmamıştı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan bir grubun öncülüğünde bir parti kuruldu. O dönemde şüphesiz İyi Parti'nin böylesi bir taban tutacağına ilişkin öngörüler zayıf, cılız öngörülerdi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne kadar koparabilir ki? Bir tarihsel, bir kurumsal, bir örgütsel, bir ideolojik, bir toplumsal damarı olan, bir entelektüel damara yaslanan, Zeki Velidi Toganlardan, İsmail Rüştü Aksallardan, Yusuf Akçuralardan, İsmail Gaşballardan gelen, Ziya Gökalp'lere yaslanan bir parti ne kadar acaba bir yeni parti doğurabilir tartışmaları vardı. Ama İyi Parti giderek ete kemiğe büründü. Fakat burada bence kolay kolay bir araya gelemeyecek, biraz benzemezler koalisyonunda oluşmaya başladı. Merkez ve merkez sağ söylem bir yanda, ülkücü ağırlıklı kurucular bir yanda ve az evvel de adı anıldı, Koray Aydın'ın ülkücü kimliği ve örgütçü kabiliyeti bir başka yanda. Mesela milletvekili adayları aklımıza geldiğinde pekala merkez, hatta merkez sol Kemalist cemaa olumlu gelebilecek Ali Türkşen gibi, selamlayalım, Kardak kahramanıdır. Rahmetle anıyorum, yakın dostumdu. Necip Hablemitoğlu'nun değerli eşi Şengül Hablemitoğlu gibi isimler de vardı ama hep bunlar geri sıralara konuldu. Ali Türkşen bıraktı galiba. Evet, bıraktı zaten. Bıraktı. Partiden ayrıldı. Koca elindeydi. İkinci sırada bıraktı. Geride değildi ama. Ha, ne oldu bir kere? Bu önemli bir yarılmaydı bence. İkincisi şu. İyi Parti zamanla ideolojik olarak çok fazla ayrışmasa bile Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy aldığı taban itibariyle sosyolojik olarak ayrışmaya başladı. Yani MHP'den aldığı oy kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy almaya başladı. İç Anadolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olduğu Anadolu taşrasında değil de Batı Anadolu'da, Trakya'da, Akdeniz'de, Ege'de, Balıkesir'de, İzmir'de, Antalya'da, Aydın'da daha fazla oy alan bir İyi Parti çıktı karşımıza. Bu sadece Millet İttifakı'nın içinde olmasından mı kaynaklanıyor? Hayır. Hadi biz diyoruz ya, oy geçişkenliği bir ittifaktan ötekine doğru yok. Peki nasıl var? Aynı ittifak içinde kalarak oy geçişkenliği var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya da tam tersi. Bu evet bir gerçeklik CHP ve İyi Parti arasında. Ama onun dışında sosyolojileri de böyle. Yani İyi Parti'ye oy veren ülkücü gelenekten de olsa insanlar Atatürkçü hassasiyeti, cumhuriyetçi vurgusu, laik duyarlılığı daha yoğun, daha yüksek insanlar. Daha kıyı şeridinin insanları. MHP'ye göre mi diyorsun? Evet, MHP seçmenine göre. Bu da İyi Parti'nin bir tanımlayanı.